Birliğiyle. Diliniz olduğunu görüyorum. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi içinde de diğer partilerle diyalogta da böyle bir farklı bir üslubunuz var. Bu siyasete iyi gelen bir şey. Çünkü sert bir dili var Türkiye'de siyasetin. Partiler birbirlerine karşı çok ne diyeyim ölçülü hareket etmiyorlar belki. Yani kamuoyunun çok yorulduğunu bildiğim için bunu size söylüyorum. Sizin ve sizin evet, gibi bazı arkadaşlarınızın dili o anlamda yararlı oluyor diye düşünüyorum. Gerilime gerek yok. Çok yoruldu değil mi? Gerilime gerek yok. Bir de siyasette hiçbir zaman kapıları kapamayacaksınız. Daima bir açık kapınız olacak. Diyalog kapısı olacak. Diyalog kapısı olmazsa işler yürümez. Bu kapı her zaman... Hepimizin Türkiye'si, hepimizin ülkesi. Hepimizin memleketi elbette. Oy birliğiyle çıkardığımız yasalar vardır. Bakın bir örnek vereceğim size. Lütfen. Yıl 2010, Sayın Kılıçdaroğlu yeni genel başkanı oldu. Ben de yeni grup başkan vekiliyim. Mecliste bekleyen 5 tane kanun tasarısı var. Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 2 başka yasa daha. Toplam 5. Madde sayısı 2800. Temel yasa olarak bile görüşülse aylar sürecek bir yasama süreci gerekecekti. O zaman iş dünyası, esnaf, herkes geldi bu yasaları çıkarın dedi. Sayın Kılıçdaroğlu o zaman hatta Bursa'daydı, ben kendisini aradım. Tabii ki derhal dedi, hemen böyle bir uzlaşmayı gerçekleştirelim dedi. Oturduk, bu 5 yasayı kaç günde gerçekleştirdik biliyor musunuz? 3 günde. Çok hızlı. 3 günde yasalaştırdık. Çok hızlı. Ya karşı çıktığımız bir takım maddeler yok muydu? Vardı ama tasarıların bütününü bunlara feda etmedik. Hatta meclis başkanıyla bir mutabakat toplantısı yapmıştık. 10 günde yasalaştıralım diye o mutabakatı imzaladık ama 3 günde yasalaştırdık. Umarım bu dönemde... Uzlaşma önemli bakın. Umarım şimdi bu dönemde iş tüzük de değişti ya. Evet. Hiç iş tüzük değişikliğine gerek yok. Yasama süreci uzlaşmayla hızlanır.